Selam, ben Emrah. Bu hafta sonunda mangaları tekrardan diziyoruz. O kadar manga aldım ama bir türlü mangaları tekrardan dizemedim. Ama şimdi böyle iki tane de kendime böyle yer ayırdım. Daha fazla manga geldiği için sığması gerekiyor. O yüzden onları da dizeceğiz. Artı bir de ben şu tarafa raf yaptım. Hatırlarsanız oradaki duvarımda şu benim yaptığım saat vardı. O saati çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü oraya raf yapıp oraya da manga koydum. Bir de Amazon'dan gelen bir kargom var. Onu hemen açalım. İçerisinde de zaten seriyi tamamlamak istediğim mangaları aldım. Evet, Kıyamet Meleği, Seraph of the End. Bu 12. cildi. Bunu unutmuştum hatırlarsanız almayı. Ondan sonra kaçıncı cildi var? Sırada 14. cildi var. Kapak yine çok güzel. Bayıldım. Sonrasında 17. cilt var. Evet. Kapak da böyle. Ve son olarak da son çıkan olması lazım. Gerçi bir tane daha çıktı. 19 çıkıyor galiba. 18. cildi aldım. Evet. Hatırlarsanız Seraph of the End'in bu ciltleri bende vardı. Sadece aralar eksikti ve son çıkanlar eksikti bir de. Bu sayede bu son aldıklarımla bunları da tamamlamış olduk. Tabii bunları da hemen dizmeye başlayacağız. Hadi hemen başlayalım. Bu rafı yeni açmıştım. Burayı bitirdik ki detaylı göstereceğim. Bu rafı da bitirdik ve sırada bu uzun rafımız var. Bu raf var ve bir de şurayı da yeni açtım. Bu rafımız var. Şimdi devam ediyoruz. Burada ufak bir ara istiyorum. 3
Çünkü şunu göstereceğim. Yani Kıyamet Meleği'nin 10. cildi maalesef uzun basılmış arkadaşlar. Yani şöyle geliyor ve burası böyle çıkıntılı. Ondan sonra yine aynı şekilde devam ediyor. İnanılmaz rahatsız ediyor beni. O yüzden önde olmasını istemiyorum. Arkaya koyuyorum ki gözükmesin diye. Diğer kısımları bu ön kısma koyacağım. Yani Akıl Çelen niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Şunun kısasını bulabilirsem çok güzel olur. Maalesef bu böyle uzun yani. Çok sinir bozucu. Yapacak bir şey yok. Şimdi devam ediyorum. Yine kısacık bir ara. Şuradaki Death Note'un şuradan şöyle açılan bir şey var ve buradan kart çıkıyor. Evet, kartta elin ismi yazıyor ve burada böyle gizli olarak duruyor. Aşırı güzel yapmışlar. Yine bir ara. Ben bu Studio Ghibli kartlarını AliExpress'ten aldım. Normalde hepsi böyle içerisinde kartpostallar var ve böyle sevdiğimiz Ghibli animeleri, anime filmlerinin sahnelerini içeriyor ve çok tatlılar. Böyle bayağı sevdim. Böyle size de göstermek istedim. Bu rafı IKEA'dan aldık. Bu ve bu raf normalde kitap rafı gibi değil, çerçeve rafı. Şurada gördüğünüz gibi aslında şöyle bir çıkıntısı var burada ve buralara çerçeve koyulabiliyor. Ben bunu manga dizmek için aldım ve bu da böyle bacaklı değil. Normalde şu raflarda böyle bacaklar var ve bunlar daha derin ama bu daha kısa. Şimdi hemen mangalarımı koyacağım. Tabii ki Demon Slayer'ı koyacağım. Öncelikle biri şuraya koyalım. Hemen yanına şöyle 2'yi koyacağım. 3 ve 4. Evet, şimdi şunu şöyle biraz ortalamam lazım. Tata, çok güzel oldu. Aşırı güzel durdu. Tabii ki 5, 6 devamı gelince buraya sığmayacak ama belki 5'te biraz daha durabilir. Sonra belki yeni mangalar buraya koyabilirim. Normalde hemen duvarımın şu kısmında duruyor. Buraya da bir tane böyle çerçeve yaptırmayı planlıyorum. Belki şu aldığım küçük çerçeveyi şöyle ve şuraya da bir tane olarak koyabilirim diye düşünüyorum. Güzel durabilir ama bu benim çok hoşuma gitti. Çok güzel durdu bence. Ve evet, böylelikle mangalarımı yerleştirdim. Bence çok güzel oldu. Böyle yatay koymamın sebebi devamında şuraları böyle yükseltebilirim. Çünkü geliyor devamı biliyorsunuz ve sığmam. O yüzden bu şekilde yükselteceğim muhtemelen bu rafı. Ve güzel oldu. Belki daha sonra bunu da çift kat yapabilirim. Bu kısım da güzel oldu ve burada da işte hani şöyle görselli kullanmak, ön kapağı kullanmak açıkçası hoşuma gidiyor. Bu böyle bir dizilim oldu. Shaman King'in de belki böyle devamını buradan yükseltebilirim. Şimdilik bu güzel. Ama gerekli şeyler de bence çok güzel oldu. Yani şöyle dümdüz dizmek istemedim açıkçası. Hani böyle hem görseli kapağı olsun hem böyle yatay olsun daha fazla yer kaplamasın falan böyle. Bence bu gayet iyi oldu. Ve bu kısımda da tabii ki çift kat yaptık. Dediğim gibi Seraph of the Ant'in sebebi aslında bu arkasının sebebi şu. Şuna uyuz oluyorum. Ve bir de burada böyle tabii ki 19-20 gelince şu şöyle eşitlenmiş olacak. Bence güzel duracak. Burası da böyle oldu ve alt rafım. Burası da aynı şekilde böyle çıkacağım. Belki dediğim gibi burayı da çift kat yapabilirim. Aynı bunun gibi. Bu sayede daha fazla manga alacak. Şimdi hemen öncelikle Bakugo'yu koyalım. Hemen buraya Inosuke'yi koyacağım. Böyle güzel duruyor. Yanına da Tanjiro'yu koyacağım. Bu şekilde. Bence güzel oldu.
Hemen yan rafa da Nezuko gelsin. Tabii ki Nezuko'nun yanına da Zenitsu'yu koyuyorum. Evet. Bu da böyle güzel oldu. Şuraya da Itadori'yi koyacağım. Tabii ki Sukuna yüzüyle kafasında. Aa, düşme. Buraya koyalım. Evet. Bu da böyle bayağı güzel oldu. Ben çok sevdim. Bilmiyorum, şimdilik bu iyi gibi duruyor. Daha fazla manga gelince tabii ki yine şekli değişecek. Yine dizeriz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Okuyorum ve cevap yazıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.